Şimdi Kapadokya'nın merkezinde çok güzel bir yerdeyiz. Tiny House'umuzu yerine yerleştirdik. Çok da güzel bir alanda konumlandı. Tiny House'umuzu biliyorsunuz, anlatmıştım öncesinde. Ön cephede ahşap kullandık. Arka tarafta çene sistem kullandık. Bu tiny house'umuz tek kat üzerine tasarlandı. Burada bizim için manzara çok önemliydi. O yüzden cam açıklıklarımız çok fazla. Bu tarafa geçtiğimizde çok güzel bir lavanta bahçesi var. Lavantalar Haziran-Temmuz aylarında çıkıyorlarmış. O zaman ayrıca gelip çekim yapacağız ama yine de siz bahçenin güzelliğini bir görün. Şimdi gelin bu tiny house'umuzun içini gezelim. Evet, tiny house'umuzun içine geçtiğimizde bizi bir koridor karşılıyor. Karşısında hemen ıslak hacimimiz, banyomuz var. Banyomuz mekanları birbirinden ayırıyor. Mutfak alanıyla oturma, yatak odası alanını birbirinden ayırmış bulunuyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde yukarıda bizim yatak odamız var. Pencereleri sabah açtığınızda balonlar karşınızda olacak şekilde muhteşem bir manzaraya sahip. Burada küçük bir oturma alanımız var. Oturma alanımızın alt tarafları tamamen yine buralar depo. Alt kısımdan webastomuz var, ısıtma sistemi bulunuyor. Köşe koltuğumuzda turuncu renkleri kullandık, enerji verdi bize ve çok da güzel oldu. Kapadokya'nın renklerine de çok güzel uydu. Gelelim banyomuza. Banyomuzda böyle bir kayar kapımız var, açılıyor. Banyoda klozette kaset klozet kullandık. Mutfak dolaplarıyla yine aynı şekilde uyumlu dolaplarımız var. Gelelim mutfağımıza. Mutfağımızda yok. Bir ev mutfağında ne varsa hepsi burada da var. Bulaşık makinamız da var. Dört gözlü ocağımız da var. Ankastre fırınımız, boy dolabımız da var. Yani bir evin mutfağının ihtiyacı olan her şey bu mutfakta mevcut. Ne eksik? Bir tek eksik var. O da masa. Masamız da böyle duvardan iniyor. Modüler bir masa yaptık. Bunu yemek masası olarak da kullanabilirsiniz. Çalışma amaçlı kullanabilirsiniz, ofis gibi. Aynı zamanda servis amaçlı da kullanılabilir. Şöyle kapatalım. Katlanışını da göstereyim. Evet. Bir de şurada göstergelerimiz var. Bunlar ne diye merak ederseniz de bunlar kirli su, temiz su göstergelerimiz. Bu şekilde evin içinde ne kadar suyumuz var bilgi sahibi de olabiliyorsunuz. Bu evimizden de bu kadar.